Değerli izleyiciler, İsviçre'nin doğusunda St. Gallen'e yakın Wil bölgesindeyiz. Yıllar önce Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İsviçre'de de çok sayıda dernek kuruldu. Vatandaşlarımızın birlik beraberliğini sağlamak, üzüntülerini, acılarını, kederlerini paylaşmak adına, vatandaşları bir araya getirmek adına kurulmuştu. Yıllardır bu faaliyetlerini çok güzel yürüten dernekler artık kabuk değiştirmeye başladı. Artık derneklerimiz gelecek nesillere temellerini atıyor ve bunun çok güzel bir örneğini de bugün Wil Diyanet Camisi'nin yaptığı son projeyle sizlere göstereceğiz. Turgau kantonuna bağlı Rickenbach'ta 900 bin franka satın aldıkları mülkiyeti kendilerine ait 3 katlı dernek binasında faaliyet sürdüren Wil Çevresi Diyanet Camii Derneği, Wil şehir merkezinde 2,5 milyon franklık yeni bir bina daha satın aldı. 980 metrekare kullanım alanı, 770 metrekare arsa alanı bulunan binanın kendine ait 17 tane parkı da bulunuyor. Merkezi konumuyla İsviçre'deki tek olma özelliğini alacak Wil Camii ve Kültür Binası alışveriş mağazalarının bulunduğu Wil şehir merkezinde bulunuyor. Yıllık 150 bin franka yakın kira gelirine de kavuşan dernek, çok ciddi bir kira geliriyle de ekonomi olarak da gelecekte çok daha farklı projelere imza atabilecek. Sayın seyirciler, bu güzel projeyi buradaki vatandaşlarımıza kazandıran dernek yönetiminden Cemil Çıtak kardeşimizle birlikteyiz. Wil Diyanet Cami yönetimi. Evet. Öncelikle hoş geldiniz Cemil Bey. Hoş bulduk. Bize şeref verdiniz Wil bölgesine gelmekle. Arkamızda gördüğümüz gibi Allah nasip etti. Merkezi bir konumda çok güzel bir binaya sahip olduk. Ve ben size kısaca bina hakkında bilgi vermek istiyorum. Binamızın arsası 758 metrekare, 930 metrekare kullanma alanı var ve burada Allah nasip ederse kültürel, sosyal ve dini hizmetlerde faaliyet gösterecek. Çok güzel. Şu anda zaten hali hazırda kiracıları var. Bu kiracıların durumu ne olacak ve ciddi bir geliriniz de olacak herhalde, değil mi? Evet, yani şu an dediğim gibi 14 tane kiracımız var. Ve kiracılarla irtibattayız. Kiracıların durumu ne olacak tam olarak belli değil. Ama tabii ki önce can sonra canan ve bizim ihtiyaç duyulan yerlerdeki kiracılara çıkış verilecek. Kalmak isteyen kiracılar ya da konsepte uygun ve kalabilecek kiracı varsa onlar da kalabilir. Onlar bizi rahatsız etmez. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz Cemil kardeşim, buradaki toplumu böyle bir projeyi kazandırdığınız için. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm buraya alımında öncelikle Suat Akburak Başkan'a, Wil Diyanet Camii Yönetim Kurulu üyelerine, görünmeyen kahramanlara teker teker teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Evet, Cemil kardeşimizin az önceki belirttiği gibi görünmeyen kahramanları dedik. Görünmeyen kahramanları kimmiş? Ben şimdi yönetim kurumundaki diğer arkadaşlarımla kısa kısa sayın seyirciler sizlere görüşlerini paylaşmak istiyorum. Selamun Aleyküm. Benim adım Mustafa Vural. Wil Diyanet Camii'nde görev vermekteyim. Bugün burada olmamızın sebebi 30 yıl önce büyüklerimizin atmış olduğu bir temelin üzerine kat çıkma meselesi, biz bugün buradayız. Şükürler olsun ki 30 yıl önce bodrum katlarda hizmet veren büyüklerimizin yapmış olduğu emeklerin üzerine bizler de her geçen bir yönetim değişiminde katkıda bulunuyoruz, bir kat çıkıyoruz ve bugünkü bu maratonun sonunda geldiğimiz nokta Wil'in merkezinde böyle bir binaya sahip olduğumuz için önce Allah büyüklerimizden razı olsun ve bugün bu yönetimde olup da buraya emek veren arkadaşlarımıza Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. İsmim Celalettin Oksay. Wil Camii yönetimdeyim. Burada biraz arkadaşların bahsettiği gibi 30-40 yıl önce keller bölümlerinde ibadet yapmak için kiralamış olduğumuz yerlerden kurtulduk Allah'a bin şükür. Şu an Wil'de iki tane cami yerimiz var. Bu son cami yerimize biz büyükler olarak yarınki çocuklarımıza bırakmak niyetindeyiz. Daha ileri adımlar atmak için daha büyük projeleri düşünüyoruz şu an. Kendi yönetim kurulu olarak kurulları olarak büyükler ve küçükler hep beraber birlikte olup bu cami yerini satın aldık ve daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz.
Ben Vil Cami yönetiminden Serkan Kontaş. Yeni aldığımız bu yer geleceğimize ve gençliğimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Vil Yönetim Kurumu'nda Yaşar Bayındır. Böyle bir villa almaktan mutluluk diyorum. Tüm arkadaşlarımla beraber bu mutluluğu yaşıyorum ben de. Teşekkür ederim. Ertuğrul İnce. Allah'ımız ne kadar şükretsiz aktır. Böyle bir binayı bize nasip ettiği için inşallah bize hayırlı uğurlu olur. Ben Ali Kaval. Cami yönetiminde 8 seneden beri cami yönetimindeyiz. Allah razı olsun yönetime şu binayı aldıkları için. Teşekkürler. Cümletle selamun aleyküm. İsmim Erdoğan İnce. Cami yönetiminden. Güçlü bir ekiple böyle güçlü bir yere sahip olduğumuz için çok mutluyum. Allah hepimizden razı olsun. İyi günler. Ben Emre Takunyacı. Nisan ayından beri yönetimde bulunuyorum. Gençlik kollarında Sercan ve Mehmet arkadaşımla. Bugüne kadar gençler için hiçbir şey yapılmadı. Ama bugünden sonra yapmayı ümit ediyoruz. İsviçre'nin doğusunda St. Gallen'e bağlı Vil'deyiz. Ve cami projesini az önce sizlere aktardık, bilgileri paylaştık ve şu anda Vil'deki Müslümanların konumu ve durumu ile ilgili de Sayın Başkan'dan Suat Akburak'tan bu bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle bu haklı gururu yaşıyorsunuz. Tekrardan buradaki vatandaşlar adına size başkan olarak ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Buradaki Vil'deki Müslümanların durumu, nüfusla ilgili bilgileri. Evet, Vil'de yaklaşık 110 bin Müslüman, 110 bin insan yaşıyor. Bunun %20'si Müslüman. Arnavut Müslümanları çok, Bosnalı Müslümanlar çok. Biz de 30 senelik Vil'de bir derneğiz. Bizim büyüklerimiz tabii temelleri Bodrum katlarda attılar. Yaklaşık bundan 7-8 sene önce Turgau bölgesinde, Rikenbach'ta bir dernek binası aldık. Yalnız o dernek binası bize yetmez hale geldi. Arkadaşlar biraz önce zaten bahsettiler. Bize nasip oldu. Vil'in göbeğinde böyle bir yeri almak bizlere nasip oldu. Bu temeli atarken de çoluğumuza çocuğumuza bu temelleri atmaya çalıştık. Bu bizim geleceğimizin teminatı, çoluğumuzun çocuğumuzun teminatı. Vil bölgesinde etkin rol almak istiyoruz. Vil belediyesinde etkin rol almak istiyoruz. Gençliğimize önem veriyoruz. Gençliğimiz bizim geleceğimiz. Bu gençler burada Vil'de bizim getirdiğimiz bayrağı en güzel şekilde taşıyacaklar inşallah. Gelecek nesilleri teslim edecekler.